Çukurova Üniversitemizin tamamladığı pek çok yatırımı var. Bunların açılışını bizzat yerinde yapacağız. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin yatırımlarını buradan hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam tutarı yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, yüklenici firmalarımız, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bugün burada ülkemizde özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini atacağımız petrokimya tesisi ve açılışını yapacağımız fabrikalar Türkiye'nin en zor şartlarda dahi nasıl hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğinin birer sembolüdür. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin inşa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan polipropilenin üretilmesini sağlamaktı. Bu işi üstlenen şirketimiz Ceyhan'da 1,7 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Yatırımcımızın ham maddesini temin edeceği Cezayir'in Milli Enerji Şirketi ile ortak olarak bu işe başladı. Bugün de tesisin inşa sürecinde işbirliği yapacağı diğer firmalarla gereken anlaşmalar az önce gördünüz imzalandı. Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi şu anda hedefleniyor. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın %20'sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Tamamı geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle faaliyete geçirilecek bu tesis kendi alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak. Bu yatırım sayesinde Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından 20 milyar dolarlık rakamıyla ikinci sırada yer alan kimya sektöründe dış ticaret açığı vermekten kurtulacağız. Türkiye'miz ve Adana'mız için gerçekten çok önemli bu yatırımın şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımcı firmamıza, Cezayirli ortağına ve inşa sürecinde işbirliği yapacağı kuruluşlara teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançta hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sıkıntılarımız elbette var. Ama hamdolsun hepsinin de çözümü
bizde mevcut. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik sorunların ateşiyle adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla, hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize 1/3, 1/5 oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz yaparsa yine AK Parti yapar diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.